sallallahu aleyhi ve sellem zamanında emrettiğinde Allah'ın Resulü hazırlanıp derlenip toparlanıp gidiyorlardı. Allah Azze ve Celle'nin emri infiru hifafen ve thikala, ağır hafif herkes ve cahidu bi amvalikum ve enfusikum fi sabilillah. Ama bunun bir istisnası geldi. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ. Bu firarın, yani Cenab-ı Hakk'a firar etme, Allah böyle tarif etmiş. Yani hayattan onun yolunda cihada gitmeyi firar, infiru. Öyle bir, yani firar eden adam nasıl kaçar, nasıl içtenlikle, aşkla gider? Allah yoluna gitmenin motivasyonunu adeta tarif ediyor. Aynı kelimeyi alıp birileri savaşa gitmesin, geri kalsın, şöyle bir ödevi yerine getirsin dediği vazgeçilmez. Savaş zamanında dahi aksatılmaz. Aksatılmaması gereken bir iş var. Bizim çoğunlukla aksattığımız bir iş. Yani ironisi burada. Allah Azze ve Celle فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ. Savaşa gittiğiniz zaman geride her fırkadan bazı kimseleri seçmek suretiyle bir topluluk oluşturun. Bunlar ne yapacaklar geride kalıp? لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Bunlar dinde öğrenmeyi devam ettirecekler. Dinde kavramayı, öğrenmeyi devam ettirecekler. وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ. Sonra kavim geri döndüğünde savaştan onlara hatırlatacaklar onların bilgi eksikliklerini. Bu süre zarfında, yani savaş ortamında ihmal etmek zorunda kaldıkları öğrenmeyi yamayacaklar. وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ. Döndüklerinde لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Böylelikle mümkün olsun ki onlar da sakınabilsinler. Dolayısıyla sakınabilmenin yolu öğrenmeyi sürekli kılmak. Eğer öğrenmeyi gevşetirsek yahut durdurur isek bu kez var olan öğrenmişliklerimiz de etkisizleşmeye başlar. Demin konuştuğumuz zaman içerisinde insanın bildiklerini sıradanlaştırması. Bunun hakkından gelmek için öğrenmeye devam etmek, öğrenme sürecinde bulunmak. Dolayısıyla bir araya gelen, birbirleriyle etkinliklerini paylaşan, yaptıkları faaliyetleri, içinde pek çok öğrenmeyi içeren süreçleri birbirleriyle paylaşan heyetinizi takdirle ve dua ile selamlıyorum. Böyle bir girizgahtan sonra bendenizin ihtisası hadis, yüksek lisansa da böyle başladım ve nihayetinde bu ihtisası tamamladım. Normalde yemek, konuşmalardan önce yemek yememeye özellikle dikkat ederim. Sebebi çünkü yemek, bizim de baş etmek zorunda olduğumuz bir vücudumuz var. Vücut kendisini bir işe verdiği zaman sizin onun çok yoğun bir mesaisini almanıza da çok fazla fırsat vermiyor. Ama bugün baktım yemek toplantı yemekli ve yemeği iştirak etmek durumunda kaldım. Yemekten sonra konuşmak da malum çok zor. Şöyle bir esprili bir şey anlatayım. Bu eski zamanlarda hani aslanı getiriyorlarmış, vahşi batı medeniyetinin atalarında olan bir şey. İslam medeniyetinde böyle bir şey olmaz. Aylarca aç bırakılmış veya günlerce aç bırakılmış bir aslanı getiriyorlar. Onlar böyle aslanları habire mevcut. Kralın cezalandırmak istediği adamı önüne atıyorlar. Ve bunu bir şenlik, yani adam boşuna ölmesin, o gün biz de eğlenelim diye. Adam kaçtıkça o aslan onu kovalıyor ve neticede onu katlediyor, yiyor. Onlar da onun o son anındaki çırpınışlarından büyük zevk alıyorlar. Böyle bir medeniyet. Hala hayvanları oklayarak insanların önünde felç ediyorlar, öldürüyorlar ya. Şimdi esprisi neresinde bunun derseniz, yine böyle bir aslanı çıkarmışlar. Açla aslan günlerce aç kalmış. Atmışlar önüne bir tane garibanı. Bütün şey dolu, o ortama ne deniyor? Stadyum gibi, arena dolu. Bizimki aslanın hemen yanına gitmiş, kaçacağına yanına gitmiş. Kulağına yaklaşmış, bir şey söylemiş. Aslan o yeme hevesinde, o iştahında olan hayvan duyunca geri çekilmiş.
Yememiş bunu. Herkes çok merak etmiş. Yani bu buna ne söyledi de günlerce aç olan hayvan hiç bunu yemekten vazgeçti diye. Gelip tamam demişler, sen cezanı çekmiş kabul edirsin de o hayvana ne söyledin kulağına? Dedim ki demiş ona, bak sen beni yemeye yersin, ben senden kaçamam. Sen beni burada afiyetle yersin, güzel karnını doyurursun. Ama biliyor musun sonra ne olur? Hayvan demiş ki ne olur? Demiş sen beni yedikten sonra bunlar hepsi sana bir konuşma yaptırırlar. Aslan bunu duyunca yok demiş öyle tok karnına. Bir de millete konuşma yapamam, vazgeçmiş. Şimdi bizimki de biraz öyle olacak. Hakkınızı helal edin. Bizim dernek adında da var. Kitap ve hikmet. Konu esası itibariyle aramızdan bir kimsenin Cenab-ı Hakk'ın vahyine mazhar olmasıyla başlayan bir süreçtir. Hepiniz bilirsiniz. Allah'ın Resulüne Hazreti Cibril Emin gelip ikra diye emretti. O mâ ene biqari'in dedi. Çünkü karşısında kendisi gibi bir kimse vardı. Ben okuma yazma bilen bir insan değilim. Tekrardan ikra dedi, oku. Böyle bir vahiy süreci başladı. Fark burada başladı. Yoksa bizim gibi bir beşer, bir anne babanın evladı olarak dünyaya gelmiş. Cenab-ı Hakk'ın kendisini seçip bu sorumlulukla başlattığından beri dünya hiçbir zaman öncesindeki gibi olmadı. Bu sadece bizim iddiamız değil. Bütün dünya aynı şeyi söylüyor ki Allah'ın Resulü'nün gelmesiyle birlikte onun daveti yayıldı, 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 yayıldı ve hala yayılmaya devam ediyor. Adamın biri dünyada ve insanlık tarihinde en etkili 100 tane ismi tespit edeyim diye bilimsel bir çalışma başlatmış. Martin Hart herhalde, yanlış hatırlamıyorsam adını, yabancı bir kimse ve 100 kişiyi tespit etmiş. Belli kriterler koymuş. Bu kriterler neticesinde ilk sıraya Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i koymuş. Girişte de okuyuculardan özür mahiyetinde, biliyorum diyor, sizin açınızdan şoke edici oldu ama ben bir bilim adamıyım ve bilimsel bir çalışma yapıyorum. Hangi kriter açısından bakarsanız bakın, dünyada insanlık tarihi açısından, insanlık tarihinde etki oluşturmuş, yön vermiş en etkili şahsiyet bu kimse. Dahasını söyleyeyim diyor, diğer şahsiyetler başlattıkları impuls yani etki zaman içerisinde sönümlenmiş. Hazreti Muhammed'in ki, ben öyle söylüyorum, o doğrudan Muhammed diyor veya Peygamber Muhammed diyor kısaca, hala etkisini devam ettiriyor. Hala onun daveti yayılımını devam ettiriyor. Hatırlarsanız Almanya'nın bir dergisinden Spiegel bu Alman şansölyesini bir başörtülü resmetti kapağına. Aşağıda yazmış ki yani bu sürpriz değil. Yakında böyle görürseniz şaşırmayın. Altında bir veri var. Her sene 20 bin Alman kökenli, tam Alman kanı taşıyan kişi mühtedi oluyor. Yani Müslüman oluyor. Böyle bir süreçle başlayan bir dönemin içerisindeyiz. Ama bu dönem içerisinde tam da bu başladığı yerde çok temel bir ayrıma yol açmaya çalışan bir anlayış peydahlandı. Hangi temel üzerinden bahsediyoruz? Demin bahsettik ya, bir fark Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy gelmesiyle birlikte başladı. Bu vahiy denen şey nedir? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hak konuştu diyoruz. Onunla konuştu, ona seslendi, ona bazı malumatlar bildirdi, iletti, gönderdi. Buna nice malumatlardır. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyuruyor ki وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ Bir beşer için söz konusu değil. اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ Allah'ın kendisiyle konuşması bir beşer için söz konusu değildir. Arapçada biz buna önce nefi, sonra istisna ile bir ispat biçiminde bir cümle yapısı olarak bakıyoruz. Bunun en meşhur hali la ilahe illallah demek gibi. Yani la ilahe, ilah diye bir şey yok.
nefy ediyorsunuz. Sonra istisna ile getiriyorsunuz. İllallah, ancak Allah var. Bu Allah var demekten daha fazla bir şey ifade ediyor. Bütün ilah namına ne varsa hepsini reddettiğiniz için Cenab-ı Hakk'ın varlığını tek varlık olarak ispat etmiş oluyorsunuz. Diğer türlü Allah var deseniz, ikinci Allah da var mı, üçüncü ilah da var mı, bunların cevabı yok. Olabilir gibi gözüküyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak önce böyle nefy etmiş. وَمَا كَنَّ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ Bir beşer ile Cenab-ı Hakk'ın konuşması söz konusu değil. İlla vahyen, ancak ilham olabilir. اَوْ yahut مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ yahut bir hicap ardından olabilir. Perde deyin, engel deyin, bir hicap ardından olabilir. اَوْ yahut, bu da üçüncü bir yol, اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا yahut Allah bir Resul gönderir, bir elçi gönderir. فَيُوحِيَ بِاِذْنِهِ مَا يَشَى onunla dilediğini ona vahyeder. Bunun haricinde Cenab-ı Hakk'ın bir beşer ile konuşmasının bir herhangi bir yolu yoktur. Ayette Cenab-ı Hak bu üç yolu tarif etmiş. İlham edebilir. Mesela ilham örneğine bakalım. Kur'an'da Cenab-ı Hak çok peygamberlerden bahsediyor. Bunların vahiy aldığı anlardan bahsediyor. Mesela bir ilham sahnesi. Hazreti Musa aleyhisselam geldi Firavun'un karşısına. Firavun ondan dinlediklerini duyunca, ben dedi senin karşına sihirbazlar getiririm. Senin mucize dediğin şeyleri gördüm. Daha alasını bizimkiler yapıyor diye bir bayram günü bunları karşı karşıya getirdi. Hazreti Musa aleyhisselam sihirbazlara dedi ki, sihirbazlar Hazreti Musa aleyhisselama dediler ki, اِمَّا اَنْ تُلْقِيَا وَاِمَّا اَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقُونَ Ya sen koy elindekileri sahnele, ne göstereceksen göster. اِمَّا اَنْ تُلْقِيَا اَوْ نَكُونَ اَمْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقُونَ Yahut biz koyalım. Hazreti Musa aleyhisselam centilmenlik örneği gösterdi. Dedi ki, قَالَ بَلْ أَلْقُوا Buyurun siz sahneleyin. Göstereceklerinizi gösterin bakalım. فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسَعَى Hazreti Musa aleyhisselam ne görsün? Onların iplerini de, onların asalarını da bir canlı gibi hareket eder halde gördü. Hazreti Musa aleyhisselam dedi ki, bizim bir tane asamız var, onu koyuyoruz, canlı oluyor. Cenab-ı Hak bana öğretti, gösterdi. E şimdi bu sihirbazlara bak, adamların asaları, ipleri hepsi ilan oldu. Ve Hazreti Musa aleyhisselam böyle gördü. Min sihrihim, onların sihrinden ötürü böyle yuhayyalu, yani bir hayal kelimesi var onun içinde. Ama Hazreti Musa aleyhisselam öyle görüyor. Ne oldu? Ümidi vardı, insanlar bu mucizeyi görecekler ve iman edecekler diye onlarınkini görünce korktu. فَاَوْجَسَ ف۪ي نَفْسِه۪ خ۪يفَةً مُوسَى Korktu diyen ben değilim. Cenab-ı Hak diyor ki, Hazreti Musa aleyhisselam içinde korku hissetti. Korktu. Ve o anda vahiy almaya başladı. Tam sahnenin ortasında, etraf böyle o deminki sahne gibi bu kez Firavun'un topladıklarıyla dop dolu, onu rezil etmek istiyor. Ve mucizelerini etkisizleştirmek, sağda solsa şuyu bulmasın, kimse ciddiye almasın diye sihirbazların karşısında onu bitirmek istiyor. Hazreti Musa aleyhisselam tam o merkezde korkuya girdiği, korku duyduğu bir anda Cenab-ı Hak ne diyor? قُلْ لَا Biz dedik ki, لَا تَخَفْ Korkma. اِنَّكَ أَنْتَ الْاَعْلَى Sen en üstün olansın. وَأَلْقِ مَا ف۪ي يَم۪ينِكَ Şimdi sağ elindekini yere bırak. تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا Onların yaptıklarını yiyip yutsun. اِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرُ Yaptıkları sihirbaz numarası. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتَى Sihirbaz nereye gitse iflah olmaz. Cenab-ı Hak ilham yoluyla ona vahyedince, içinde bu vahyi aldı ve emir üzerine sağ elindekini yere bırak. Böyle an itibariyle gelen bir vahidir. Olay esnasında an be an yere bıraktı ve ne oldu? Asa yılan oldu.
Diğerleri gibi ortalıkta fırfır dönmedi, gitti diğerlerinin asalarını, yılan gibi gözüken asalarını ve iplerini yemeye yutmaya başladı. Yiyip yuttu, yiyip yuttu, ortada asa ip diye bir şey bırakmadı. Geri döndü Hazreti Musa Aleyhisselam'a, elini uzattığında tekrar aynı asaya döndü. Sihirbazlar şaşırıp kaldılar. Ortada ipleri kalmadı. Ortada asaları kalmadı. Bu yuttu ve sonra tekrar eski asa Hazreti Musa Aleyhisselam'ın önüne geri döndü. Cenab-ı Hak ne diyor? فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدَى Sihirbazlar secdeye kapandılar. Demin korkuya kapanıp eyvah diyen Hazreti Musa Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak sen merak etme üstünsün. Sağ elindekini bırak diye yönlendirince bu süreç esnasında aldığı an itibariyle gelen bir vahiy. Engel ardından nasıl bir vahiy alabiliyor? Engel ardından yine Hazreti Musa'dan örnek verelim. Hazreti Musa Aleyhisselam ailesiyle birlikte Medyen'den yola çıktı. İlerlerken yolda hava soğuk, gece karanlık, yolunu kaybetti. Cenab-ı Hak diyor ki ailesine dedi ki inni anastu nara. Ben bir ateş noktası görüyorum. Lealli atikum minha biqabasin. Olur ki ben size oradan bir ateş parçası getiririm. Biz de ateş yakarız, ısınırız. Ev ecidu alen nari huda. Yahut o ateşin başında birileri vardır. Ben onlardan yol sorarım, yolu öğrenirim. Hava soğuk, gece karanlık. Oraya gelince Cenab-ı Hak ona ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى bir kader üzerine şimdi buraya geldin dediği o yere yaklaşınca Allah Azze ve Celle ona seslendi. Nasıl seslendi? مِنْ وَاَدْءِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقَعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ O mübarek vadide, vadinin sağ cenahında ağacın ağaçtan diyor Cenab-ı Hak. Yani Hazreti Musa Aleyhisselam bu ağaç engeli ardından nidayı duydu. Nasıl bir nida? İnni ana rabbuka ben senin Rabbinim. Fakhla aleyka. İki nalınını çıkar. İnneke bil vadil mukaddesi tuva. Sen mukaddes Tuva vadisine gelmiş bulunuyorsun. Aralarındaki konuşma uzun, Cenab-ı Hak kendisine bu engel ardından konuşmasıyla vahyetti ve onu görevlendirdi. Bu da ikinci çeşit vahiy örneğidir. Bir engel vardır ve bu engel üzerinden kendisine vahiy, bilgi gelir. Mesela rüyayı da bu biçimde değerlendiriyorlar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam oğluna dedi ki ya buneyye inni ara fil menami ey oğulcağızım ben rüyamda görüyorum. Enni ezbahuka seni boğazladığımı fanzur mâzâ tara bak bakayım sen ne diyeceksin buna tam bildiği ve gördüğü şekilde tarif etti ne dedi ki yavrum Allah bana şöyle emrediyor böyle Allah'tan bir emir geldi hiç böyle bir şey demedi sadece kendi tecrübesini yaşadığını oğluyla paylaştı oğlu dedi kim Cenab-ı Hakk'ın vezkur fil kitabı İsmail'e innehu kâne sâdikal va'di ve kâne rasûlen nebiyyâ dediği Resul, Nebi, Sadıkul Va'd bir kimse. Hazreti İsmail Aleyhisselam babasını dinledi. Oğlum ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. فَنْظُرْ مَاذَا تَرَى Bak bakayım sen ne öngöreceksin, sen ne diyeceksin. قَالَ Hazreti İsmail Aleyhisselam dedi ki يَا أَبَتِ Ey babacığım اِفْعَلْ مَا تُؤْمَرْ Emrolunduğun şeyi yap. Sen bu anlattığınla bana benim yorumum şudur. Sen emrolunmuş durumdasın beni boğazlamakla. اِفْعَلْ مَا تُؤْمَرْ Emrolunduğun şeyi yap. Demedi ki ya oğlum şey babacığım yani böyle rüyan mı olur? Sen hani peygamber olmasan böyle rüya olmaz. Üstün mü açık kaldı bu? Bekleyelim Hazreti Cibril gelsin, Cibril üzerinden bir vahiy ile yani daha ciddi böyle sen rüyayı böyle ciddiye almışsın böyle bir şey demedi. Direkt verdiği cevabı Cenab-ı Hak Hazreti İsmail'in dilinden
Kur'an'da zikrediyor. Hiç Allah şöyle emrediyor, böyle bu bir emirdir aslında, oralara da girmedi. Direkt kendisine düşen cevabı verdi. اِفْعَلْ مَا تُعْمَرْ Emrolunduğun şeyi yap. Çünkü biliyordu ki bu rüya denen engelin ardından bir peygambere gelen malumat Allah'tandır ve vahiydir. اِفْعَلْ مَا تُعْمَرْ Ben Hazreti Cibril emir üzerinden gelmezse ona emir demem. Yahudiler de bunun tam tersini söylüyorlar. Onlar da Cibril'den gelirse biz emir demeyiz diyorlar. Onların da adaveti Hazreti Cibril'e. Ama bizim vahyin şu türünü seçeriz. Bu türüne evet deriz, vahyin diğer türünü umursamayız. Böyle bir lüksümüz yok. Cenab-ı Hakk'ın veya Cenab-ı Hakk'a sen vahyi tek tip göndermeliydin. Birkaç çeşit vahyi gönderirsen biz bunu kabul etmeyiz diye Yahudiler gibi vahyin bir kısmını diğerinden seçip ayırt etmek gibi bir şeyimiz olamaz. Hazreti İsmail aleyhisselam da öyle yapmadı. Demedi ki ya bu suhufta geçmiyor baba. Hazreti Cibril emin de getirmedi. E rüyamda görmüşsün. Kim bilir nedir? Çok dert etme. Rüya bu. Öyle demedi. Normalde senin benimki rüya olabilir ama nübüvvete mazhar olunca peygamberlerinki ilahi bir emirdir. اِفْعَلْ مَا تُعْمَرْ Emrolunduğun şeyi yap. Peki Hazreti İsmail aleyhisselam böyle yorumladı diyelim, yanılmış diyelim. Ona bırakalım, olur mu? Cenab-ı Hak ayetin devamında diyor ki فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَب۪ينَ Her ikisi de Allah'ın emrine teslimiyet gösterince, demek ki Cenab-ı Hak emrini sahiplendi. وَتَلَّهُ لِلْجَب۪ينَ İbrahim İsmail'i yanı üzere yere yatırdı. وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَا اِبْرَاهِيمُ Biz seslendik. Ey İbrahim! Ne diye seslenmiş acaba? Rüya ile bu iş olmaz. Ben ayet göndermedikçe böyle şey yapamazsın. Öyle mi? Rüyayı yanlış anladınız. Öyle mi? Hayır. Cenab-ı Hak dedi ki قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا Sen rüyayı tasdik ettin. Gereğini yerine getirdin. Yapman gerekeni yaptın. Tam teşebbüste bulundun. Ama biz nasıl ateş yakmadıysa İbrahim'i bu süreci de Cenab-ı Hak engelledi ve Hazreti İsmail aleyhisselamın yerine fidyeyi kabul edeceğini fidye gönderdi. Bu Hazreti İbrahim aleyhisselamın Kur'an'da dinlediğimiz rüyasının yine Kur'an üzerinden gelen karşılığı bir vahiy çeşidinin hayata yansıması ciddiye alınmaz vesaire diyenler açısından Kur'an numunesidir. Bir başka numuneye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o da peygamber, Resul, Nebi olduğu için bu üç vahiy çeşidiyle o da diğerleri gibi vahiy alıyordu. Allah'ın Resulü bir sabah kalktı dedi ki ben rüya gördüm. Hem nasıl rüya gördüm? Yıllarca Mekke'yi özlemişler. Mekke'nin hasreti ve özlemi içerisindeler. Onlara dedi ki ben rüyamda Mekke'ye girerken gördüm bizi. Dediler ki nasıl yani, gizli saklı mı giriyoruz? Hayır, la tahafuna, korkusuz giriyoruz. Hatta gördüm bazılarınız ibadetlerini yapmış, kiminiz saçını kısaltmış, kiminiz saçını tıraş etmişti. Dediler ki tamam o zaman, yani sen bu rüyayı gördünse ya Resulallah, tamam hemen gidelim. Dedi ve hemen yola koyuldular. Demediler ki ya Resulallah bu Kureyş ile biz Bedir'de savaştık, Uhud'da savaştık, adamların en ileri gelenlerini katlettik. Aramızda harp durumu devam ediyor, sulh yok. Biz bunların karşısına ihramlarla gidersek bizi o beyazların içerisinde güzel güzel keserler. Bir beka sorunu. Hepimiz üstelik kalkan gidelim diyorsun. Bir rüya hepsi orta yerde. Hangi Kur'an ayetinde geçiyor? Hazreti Cibril Emin gelip bir ayet getirdi mi? Biz nasıl topluca Mekke'ye gideceğiz? Ya rüyandaki gibi olmazsa, korkusuz bunlar bizi kesip doğrularlarsa? Münafıklar dediler ki bu iş bitti. Artık bizim bir plan program yapmamıza gerek yok. Kendi elleriyle tavuk gibi gidip teslim oluyorlar. Ve de gerçekten öyle yalın kılıç, yanlarına hiçbir ağır silah almaksızın yalın kılıçlarıyla İhramlı bir şekilde Mekke'nin dibine geldiler. Hepsi Resulullah rüyasını gördü. Giriyoruz. O yıllardır özlemi içinde olduğumuz Mekke'ye
ibadetlerimizi yapıyoruz. Ama işler istedikleri gibi gitmedi. Cenab-ı Hak imtihan etti. Mekkeliler buyurun girebilirsiniz demediler. Gelen giden oldu. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir anlaşma yaptılar. Bu sene girmeyeceksiniz, seneye gireceksiniz. Dediler ki Araplar demesin ya geldi bastırdı girdi. Korktu gibi olur. Seneye gireceksiniz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle maddeleri aleyhte gözüken çok ciddi bir anlaşma yaptılar. Ama maddeleri aleyhteydi. Canları Mekke'ye girememek için bir sıkıldı. Bu maddelerin aleyhlerinde gözükmesine iki sıkıldı. Medine'ye dönerken yüzler döküktü, canlar sıkıktı. Herkesin kafasında aynı şey. Resulullah bu rüyayı görmemiş miydi ya? Resulullah gördüyse bu rüyayı, o bizim gibi biri değil ki. Nasıl rüyası gerçekleşmez? Buraya kadar geldik, nasıl olur? Hazreti Ömer çok mert bir kimseydi. Hazreti Ebu Bekir'in yanına ilerledi. Dedi ki, Allah'ın her şeye gücü yetmiyor mu? Yetiyor. Allah Azze ve Celle'nin Resulü değil mi? Evet. Neden biz Mekke'nin şeyinden geri döndük? Neden Cenab-ı Hak vaadini gerçekleştirmedi? Neden rüya tasdik olmadı? Vahiy değil miydi? Yere düşer mi Cenab-ı Hakk'ın rüyası? Yoksa onun rüyası da bizim gibi mi? Bundan sonra ayet gelmezse şu ayet şu numara itibar etmeyeceğiz demek. Bundan sonra öyle rüyayla falan yola çıkılmaz demek ki. Bak çıktık geri dönüyoruz. Üstelik gelmeseydik daha iyiydi. Bir de anlaşma yaptık her şey aleyhimize. Hazreti Ömer bu çıkışından ötürü ki Hazreti Ebubekir'den sonra gelip bunları Resulullah'a sordu söyledi. O gün yaptığı bu çıkışını ileriki yıllarda hatırladıkça şöyle diyecektir. Keşke Hattab'ın oğlu o günden sonra iman etmişlerden biri olsaydı da o gün Resulullah'a böyle çıkmasaydım, böyle şeyler söylemeseydim diye. Yani düşünün Hudeybiye'den sonra iman edenlerden biri olmak ne kadar geç bir dönem ama göze alıyor, razı. Öyle bir olay yaşamasaydım da karşı karşıya gelmeseydim. Nasıl dilim vardı da ya Resulallah rüyana ne oldu senin? Niye hani buralara kadar geldik? Gerçekleşmeli değil miydi senin rüyan? Bu engel ardından, rüya dediğimiz engel ardından sana gelenin vahiy olduğuna inandık ve yollara koyulduk. Buralara kadar geldi. Zaman sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bekledi. Cenab-ı Hak'tan cevabını bekledi. Ve bu Medine'ye dönüşte malumunuz olduğu üzere Allah Azze ve Celle onlar kabus her şey bitti, yenildik havasındayken öyle bir madde yaptık, rezil olduk, güya içeri girecektik. Medine'deki münafıklar bize şimdi gülecekler diye mahzun iken Cenab-ı Hak Fetih Suresini indirdi dönüşte. İnna fetahna leke fethan mubina. Biz senin için muazzam bir fetih açtık dedi Cenab-ı Hak. O muazzam fetih dediği oradaki yapılan sulh. Sulh müminler için büyük bir fetihtir. Çünkü bilginin üstün olanını biz paylaşıyoruz. Çatışma yoksa, eğer insanlar birbirleriyle oturup kalkacaksa, konuşabilecekse galip olan hakikattir. جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ Hak batıl yeter ki bir araya gelebilsin, hak üstün gelir. Bizim yenildiğimiz yer susturulduğumuz yerdir. Sen konuşma. لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Yenmenin yegane yolu şartlanmalar, aleyhte şartlanmalar oluşturmak. Müşrikler farkında olmadan yanlış bir anlaşmaya imza attılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sulh hatırına bunların hepsi mühim değil dedi. Aldı göze aldı hepsi imzaladı. Cenab-ı Hak da bu fethi biz yaptık dedi. İnna fetahna. Belli ki Resulullah'ı o yönlendirdi. İnna fetahna leke fethan mubina. Sonra Cenab-ı Hak konuyu asıl sorunun olduğu yere getirdi. İnsanların hepsinin aklını kurcalayan Resulullah'ın rüyası vahiy değil miydi diye getirdi. Ve Cenab-ı Hak o konuya girdi. Dedi ki: "Laqad sadaqa Allahu rasuluhu'r ru'ya bil hakki." Elbette ki Allah Resulüne rüyayı hak üzere tasdik etmiştir. Cenab-ı Hakk'ın Resulüne gösterdiği bu rüya yere düşmez. Elbette ki haktır, gerçektir, yerine gelecektir. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ Siz Mescid-i Haram'a
kesinlikle gireceksiniz. Hem de Resulullah'ın rüyasında gördüğü gibi deyip Resulullah'ın rüyasındaki sahnelere girdi ayette Cenab-ı Hak. Aminine, emniyet içerisinde. Muhallikine ruusakum ve mukassirine. Kiminin saçlarını tıraş etmiş, kiminin saçlarını kısaltmış olarak. La tehafune, korkusuzca. Cenab-ı Hak dedi ki bu olacak. Rüya kesinlikle gerçekleşecek. فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُ وَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا. Sonra Cenab-ı Hak dedi ki sizin bilmediklerinizi ben biliyorum ve bunun da hemen berisinde size fethi müjdeliyorum diye Mekke'nin fethinin müjdesi geldi. Her şeyin başında her şey bir rüya ile başladı. Çünkü Resulullah'ın rüyası vahiydi. Bu ikinci vahiy biçimi. Üçüncüsüne değinip kapatıyorum. Üçüncüsü neydi? اَوْيُرْسِلَ رَسُولًا Elçi göndermesi Cenab-ı Hakk'ın. Hazreti Peygamber'e bu elçi geldi konuşmaya başlarken اِقْرَ diye اِقْرَ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي خَلَقْ Konu şu, soru şu, Kur'an hangisiyle geldi? Bu üç çeşitten hangisiyle geldi? Cenab-ı Hak buyuruyor ki نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْاَم۪ينَ Onu ruhul emin indirdi. عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِر۪ينَ Senin kalbinin üzerine sen uyarıcılardan olasın diye. Yahut başka ayette قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ De ki onu ruhul kudüs indirdi. Bu iki ayette ruh, ruhul kudüs diye bahsettiği Cenab-ı Hakk'ın bir başka bir ayette ismini de veriyor. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ De ki Cibril'e kim düşman ise, demin dedim ya Yahudiler düşmandı. Onlar dediler ki Cibril'den başkası getirsin evet. Bazıları da diyor ki Cibril'den başkası olursa hayır. Cenab-ı Hak buyurdu ki bunun Cibrillik, İsrafillik mevzu değil. Cenab-ı Hakk'ın işi bu. İstediği gibi gönderir. Ve üç çeşitte göndereceğini Cenab-ı Hak söylüyor. Ben sadece Cibril üzerinden gelen Kur'an'a dikkat ederim. Diğerleri benim umurumda olmaz diyen anlayış Cenab-ı Hakk'a yol yordam öğretme amacında mıdır? Cenab-ı Hak ben üç türlü konuşurum diyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de kendilerini gördüğümüz Allah'ın peygamberleri her üç tür ile sahne sahne görüyoruz, vahiy alıyorlar. Aynı şekilde Resul, Nebi olan Allah'ın Resulü de hem Hazreti Cibril-i Emin üzerinden Kur'an vahiy aldığı gibi diğer çeşitleriyle de vahiy almış ve insanlığa kitabı, hikmeti öğretmiş. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarmış ve tezkiye etmiştir. Vakitim dolduğu için burada bitiriyorum. اَقُلُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا لَا تُؤَخِذْنَا اِنْ نَس۪ينَا وَاَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله